Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere yazım kuralları ile ilgili birinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüğün yazımı doğrudur demiş. Akşamleyin evde yiyecek hiçbir şey yoktu. Dursun. Sırada bekleyen insan sayısı gitgide artıyordu. Bakın arkadaşlar burada Y kaynaştırma harfi ile ilgili bir yazım kuralı var. O da şu. Y kaynaştırma harfi demek, yemek ve ne sözcüklerinde daralma yapar. Bunun dışında daralma yapmaz. Şimdi sırada bekleyen insan sayısı gitgide artıyordu cümlesinde bekleyen değildir. Bunun doğru yazımı nedir arkadaşlar? Bekleyen şeklinde olacaktır. Daralma yapmayacaktır. O yüzden bunu elemiş oluruz. İstanbul'u sevmeyen insanları anlamıyorum cümlesinde bakın yine daralma yapmış. O yüzden bunun yazımı yanlıştır. Doğrusu ise sevmeyen şeklinde olacaktır. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Kitapta kanıtlanamayan yargılara yer verilmemiş ifadesinde yine Y kaynaştırma harfi daralma yapmış. Bu yanlıştır. Bunun doğrusu ise nedir arkadaşlar? Kanıtlanamayan olacaktır. Bundan dolayı D seçeneğini elemiş oluruz. Kullanılmayan derken yine daralma yapmış. O yüzden bunun da yazımı yanlıştır. Bunun doğru kullanımı ise kullanılmayan şeklinde olacaktır. Bundan dolayı E seçeneğinde elemiş oluruz. Yiyecek kelimesi bakın bizim kuralımıza uygundur. Bundan dolayı burada bir yazım yanlışı yoktur. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. İkinci soru, cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? Hikayelerinde gerçekçi ögelere yer vermiş. Yazım doğrudur arkadaşlar. O yüzden bunu elemiş oluruz. Roman bütünüyle çiçekçi üzerine kurulmuş. Yine bunun da yazımı doğrudur. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Günlükçü olabildiğince içten yazmalıdır. Dursun. Yaşar Kemal edebiyatımızın toplumcu bir yazarıdır. Bunun da yazımı doğrudur. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Bireyci sanat anlayışı herkese hitap etmez. Bakın bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Fakat burada günlükçü değil arkadaşlar. Fıstık Şahap'ın K'si ile bittiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada sertleşme olacak. Yani günlükçü şeklinde olması lazım. Sertleşmediği için burada yazım yanlışı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? Edebiyatı sadece bir araç olarak görmemeliyiz. Bunun yazımı doğrudur. A seçeneğini elemiş oluruz. Herkese hukukun üstünlüğünü anlatmalıyız. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Hikayeyi romanın geçidi olarak görmemeliyiz. Dursun. Yapıtın konusuyla herkesin ilgisini çekmeliyiz. Bakın bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Şiirde bütünlüğü sağlamaya çalışmalıyız. Yine bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Geçiti kelimesine bakacak olursa, bakın kelime geçmekten geçit olmuş. Sonra da arkadaşlar çekimeki almış. Dolayısıyla bu kelime şu şekilde yazılacaktı arkadaşlar. Geçidi olacaktı. Yani T'nin yumuşaması gerekiyordu arkadaşlar. Ünsüz yumuşaması olması gerekiyordu. O yüzden bunun yazımı yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? Küçükken en çok saklambaç oynamayı severdim. Dursun. Safranbolu'nun evleri herkes tarafından sevilir. Bakın bunun yazımı doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Kambur adam anlaşılmaz bir şeyler söylüyordu. Bakın bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Odayı sümbül ve papatya kokusu sarmıştı. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Çemberimde Gül Oya şarkısını çok seviyordu. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dikkat edecek olursanız bize neyi soruyor arkadaşlar? MN değişimini soruyor.
B ünsüzü kendisinden önce gelen N ünsüzünü M'ye dönüştürür. Burada da saklambaç kelimesini de görüyoruz. Normalde burada arkadaşlar M olması gerekiyor. Yani sözcüğün saklambaç şeklinde olması gerekiyor. Bakın M'li biçimi doğrudur. O yüzden bunun yazımı yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Atasözlerinin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Bir ağızdan çıkan bin ağıza yayılır. Arkadaşlar bu dursun. Görünen köy kılavuz istemez. Bakın burada bir yazım yanlışı yok. Bunu elemiş oluruz. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Gittiğin yer kör ise gözünü yum da bak. Burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Haklı söz haksızı Bağdat'tan çevirir. Bakın burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Şimdi bir ağızdan çıkan bin ağıza yayılır ifadesinde arkadaşlar normalde burada ünlü düşmesi olması lazım. Bin ağıza yayılır olacak. Ünlü düşmesi olmadığı için burada yazım yanlışı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? Son günlerde kabuğuna çekildi. Arkadaşlar yazımı doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Gittiği yer hiç de umduğu gibi değildi. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Şehrin eski güzelliği kalmadı artık. Bakın bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Kitabı okumaya başladığını söyledi. Dursun. Kardeşinin çocuğu yürümeye başlamış. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Okuma değil arkadaşlar. Bu nasıl yazılır? Okumaya olacak. Yumuşak G'li yazmış bakın. Bunun yazımı yanlıştır. Doğrusu okumaya şeklinde olacaktır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Uçtan uca her yer yemyeşil olmuştu. Bakın burada bir yazım yanlışı yok. O yüzden bunu elemiş oluruz. Onu gören her insan renkten renge girerdi. Burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Nesilden nesle aktarılan bir unsurdur kültür. Arkadaşlar bu dursun. Yürekten yüreğe hep bir yol vardır. Burada da yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Yerden göğe kadar haklı olduğunu iddia ediyordu. Bakın burada da bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Yazım yanlışı burada arkadaşlar. Nesilden nesle demiş. İ ünlüsünü düşürdüğünü görüyoruz. Normalde İ ünlüsü düşmez. Nesilden nesile olacak arkadaşlar. Dolayısıyla yazım yanlışı buradadır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Sekizinci soru, cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur? Yaşlı adam yalnız kalmaktan korkuyordu cümlesinde. Yalnız değil arkadaşlar, yalnız olacak. Dolayısıyla bu yanlıştır, bunu elemiş oluruz. Her yanlış doğruya atılan bir adımdır derken, yanlış değil, yanılmaktan gelir arkadaşlar. Dolayısıyla yanlış olacak, bunu da elemiş oluruz. Çocuğun eline kirbit vermek çok tehlikelidir cümlesinde. Bakın burada arkadaşlar kirbit değil. Doğrusu nedir? Kibrittir. Bunun da yazımı yanlıştır. Bunu da elemiş olduk. Çürüyen dişine körpü yaptırmış. Körpü değil. Bu da nedir arkadaşlar? Köprüdür. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Uzun kirpikleri çok dikkat çekiciydi. Bakın burada herhangi bir yazım yanlışı yok. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru, cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır? Sen de vefasız çıktın yarim ifadesinde D'nin ayrı yazılması lazım. Aynı zamanda çıktın olacak arkadaşlar. Ünsüz benzeşmesine uğraması gerekiyor. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Zambaklar en ıssız yerde açar. Zambak değil. Bunun doğru yazımı zambak olacak.
MN değişimine uğraması gerekiyor. O yüzden bunu denemiş oluruz. Geçidi atlayınca çok sevindiler. Geçit demiş arkadaşlar. Çekim eki almış. Dolayısıyla bu geçiti değil. Ne olması lazım? Geçidi olması lazım. Ünsüz yumuşamasına uğraması gerekiyor bu sözcüğün. Uğramadığı için yazım yanlışı var. Bunu denemiş oluruz. Dün gece Zeynep'i gördüm ifadesinde. Arkadaşlar Zeynep'teki P ünsüzünün yumuşadığını görüyoruz. Özel isimlerde yumuşama okunuşta olur, yazımda olmaz. Dolayısıyla biz bunu şu şekilde yazmamız gerekiyordu. Fakat yumuşama olduğu için P sesinde burada da bir yazım yanlışı var. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Keskin bir bakış attı bana ifadesinde herhangi bir yazım yanlışı olmadığı için doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 10. soru. Cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Garip akımı özellikle 1940'ta yıllarda edebiyatımızda etkili olmuş Dursun. Psikolojik romanın öncülerinden Peyami Safa 1899'da doğmuş. Bakın burada herhangi bir yazım yanlışı yok. Bunu elemiş oluruz. Tarık Bura Küçük Ağa romanını 1964'te yazmış. Burada da herhangi bir yazım yanlışı yok. Bunu denemiş oluruz. Yazar 1949'da yayımlanan Huzur romanında aşk konusunu ele almış. Bakın burada da herhangi bir yazım yanlışı yok. Bunu denemiş oluruz. Edebiyatımızda 1840'tan sonra batılılaşma başlamış. Arkadaşlar bakın burada da herhangi bir yazım yanlışı yok. Bunu denemiş oluruz. Garip akımı özellikle 1940'da demiş. 40 derken sonu K ile bitiyor. Fıstıkçı Şahap'ın K'si ile bittiği için benzeşmeye uğraması gerekiyor. Yani 40 ta olması gerekir. Fakat burada da dediği için yazım yanlışı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinin yazımında yanlışlık vardır? Gökyüzüne derken bakın bitişik yazılır. Yazımı doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Birbiriyle bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Bastırı vermişti. Kurallı birleşik fiil. O yüzden bitişik yazılmıştır. Bunun da yazımı doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Nasıl da derken burada da arkadaşlar DDA bağlacı ayrı yazılmıştır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Başlayan sözcüğünde ise Y kaynaştırma harfi 3 sözcükte daralma yapar demiştik. Demek, yemek ve ne sözcüklerinde ilk soruda bunu anlatmıştık. Bakın burada Y kaynaştırma harfi ünlü daralması yapmış. O yüzden bunun yazımı yanlıştır arkadaşlar. Doğrusu da başlayan şeklinde olacaktır. Yani daralma yapmaması gerekiyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 12. soru. Cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Yukarıdaki dairede bir doktor ve eşi oturuyor. Bakın burada herhangi bir yazım yanlışı yok. Bunu elemiş oluruz. Dışarıda dondurucu bir soğuk var bugün. Dursun. Karpuz kabuğundan gemiler yapmak isterdi. Bakın burada da herhangi bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Yazar dolambaçlı yollardan kaçınan kişidir. Bakın burada da herhangi bir yazım yanlışı yok. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Deneme fikrin zirveye çıktığı türler arasındadır. Burada da herhangi bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Dışarıda dondurucu bir soğuk var bugün ifadesinde ise bakın ünlü düşmesi olmuş arkadaşlar dışarıda sözcüğünde. Bu normalde dışarıda şeklinde olacaktır. Burada ünlü düşmesi olduğu için yazım yanlışı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 13. soru. Cümlelerin hangisinde bu cümledekine benzer bir yazım yanlışı vardır? Ahmet Çavuş cephede göğsünden yaralanmıştı cümlesinde. Bakın burada yazım yanlışı var. Normalde arkadaşlar bu sözcük göğsünden olacaktır. Yani şuradaki ü ünlüsünün düşmesi gerekiyor. Düşmediği için yazım yanlışı olmuştur. Seçeneklere baktığımızda ise
Atalarımız boşuna gönülden gönüle bir yol vardır dememişler ifadesinde gönülden gönüle doğru yazılmıştır. O yüzden bunu elemiş oluruz. Hakikati kavramak için birçok güçlüğü aşmak gerekiyor. Burada da böyle bir yazım yanlışı yok. O yüzden bunu denemiş oluruz. Karaca olan gördüğü her güzele gönlünü kaptırırmış. Dursun, Kars'tan Edirne'ye kadar birçok şehri gezmek istiyordu. Burada da böyle bir yazım yanlışı yok. Bunu denemiş oluruz. Çocuk avcundaki toprağı bahçedeki ayva ağacının yanına bıraktı. Bakın burada da herhangi bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Fakat Karaca olan gördüğü her güzele gönlünü kaptırırmış ifadesinde bakın gönül kelimesinin yazımının yanlış olduğunu görüyoruz. Buradaki ünlüsünün düşmesi lazım. Dolayısıyla sözcük gönlünü olacak arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 14. soru. Cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Yazar 1914'te Selanik'te dünyaya gözlerini açmış. Arkadaşlar bu Dursun. 2012'de üniversiteyi bitirip öğretmenliğe başlamış. Burada herhangi bir yazım yanlışı yok. Bunu elemiş oluruz. Çocuk 2010'da hastalandığı için Almanya'ya gitmişler. Bakın burada da herhangi bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Ünlü şair 2008'de dünyaya gözlerini yumdu. Burada da herhangi bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Yeni kitabını 2020'de yayımlamayı düşünüyormuş. Bakın burada da herhangi bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Şimdi 1914 bakın fıstık çağının T'siyle bitiyor. Dolayısıyla benzeşme olması lazım. 1914'de değil 1914'te olması lazım. Bundan dolayı da yazım yanlışı buradadır. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar son soruya geçiyoruz. 15. soruya. Cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır demiş. Polisin suçu onun işlediğine dair hiçbir kanıtı yoktu. Bakın burada herhangi bir yazım yanlışı yoktur. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Vapurdaki çocuk elindeki simiti ufalayarak martılara attı. Dursun. Hukukun üstünlüğü konusunda hiç kimsenin itirazı yoktu. Bunu da elemiş oluruz. Çünkü burada da herhangi bir yazım yanlışı yok. Biletini görevliye uzattıktan sonra hızla salona yöneldi. Bakın burada da herhangi bir yazım yanlışı yok. Bunu da elemiş oluruz. Elindeki sepeti duvarın üstüne koyup koşmaya başladı. Burada da arkadaşlar herhangi bir yazım yanlışı görünmüyor. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Fakat vapurdaki çocuk elindeki simiti ufalayarak martılara attı cümlesinde simit kelimesinin yanlış yazıldığı görülmektedir. Çünkü simit ünlüyle başlayan bir çekimeki almış. Dolayısıyla bu şekilde değil de simidi şeklinde olması lazımdı. Yani ünsüz yumuşamasına uğraması gerekiyordu. Uğramadığı için yazımı yanlıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.